Süper Lig'de ilk devreyi bitirdik ve ikinci devre başlamak üzereyken kim şampiyon olur videosunun ikincisini çekelim dedik. Çünkü ilk devre yaptığım tahminlere hiç yakın gitmiyoruz. Bakalım ikinci devre için şampiyon kim olur, nasıl bir sıralama çıkar onunla ilgili tahmin yapacağım. Videomuza başlayalım. Evet, öncelikle ilk videoda nelerden bahsetmiştim, kim nerede bitir diye tahminlerimi yapmıştım. Siz de ne tahmin yapmıştınız onlara bir bakın isterseniz. Çünkü hiç öyle gitmiyoruz. Giresunspor son sıraya Kayseri, bir üstünde Malatya, Altay, Konya şeklinde gitmiştik. Konya'yı 16'ya yazmıştık, şu anda ikinciler. Rizespor, Kasımpaşa bunlar yine aşağılarda bekliyordum. Antalya, Nuri Şahin'le birlikte yükselişe çıktı. Göztepe iyi bir futbol oynamasına rağmen iyi bir yere gelemedi hala. Başakşehir, Emre Belözoğlu'yla birlikte yukarıya çıktı. Antep, Adana Demir. Adana Demir herhalde tek doğru sıralarda olan takım. Karagümrük, Alanya, Hatay yine yukarılarda bekliyordum. Yaklaşık olarak tuttu gibi. Ancak Sivasspor biraz daha aşağıda kaldı. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe zaten 1, 4 ve 3'e yazmışım. Kesinlikle olmaları gereken yerlere değiller ve Trabzon'da liderliğe yakın yazmıştık. İkinci sıraya yazmıştık. Hatta ilk videodan sonra Trabzon'un çok iyi gitmesiyle birlikte video altında tepkiler de gelmiş. Trabzon nasıl ikinciye yazarsın diye, ama sezon başında kimse bence bu kadar iyi bir performans beklemiyor Trabzonspor'un. Abdullah Avcı ve askerlere diyeceğim. Gerçekten müthiş bir iş başardılar. Ve şimdi yeni sıralamamızı yapacağım. 20. sıraya kimi koysam diye düşünmüyor değilim. Rizespor'u koyacağım. İkinci yarılarda genelde toparlıyor Rizespor, ama şu anda gidişata göre çok iyi olmadıklarını söylemem lazım. Buradan keselim ki görelim kimlerin kaldığını. Göztepe kötü gidiyor ama oyun olarak o kadar kötü değiller. O yüzden toparlayacaklardır. Burada Altay, Kayseri, Malatya 4 takım düşeceğini hatırlatayım. Malatya'yı aşağı yazacağım yine. Kayseri, Giresun. Giresun toparladı. Kayseri yine burada tutacağım. Altay toparladı ve Kasımpaşa'yı 17. sıraya yazacağım. Yani bu dörtlü zor gözüküyor. Hani Kayseri'de Hikmet Karaman belki bir şeyler yapabilir ama yani zor. Göztepe'yi bir tık yukarı koyacağım ve son anda kalacaklar diye düşünüyorum. Dediğim gibi iyi bir oyun oynuyorlar çünkü yukarılara baktığım zaman Sivas vardı aşağıda kalan. Yani yine Galatasaray ile Beşiktaş da aşağıdaydı. Ama Altay'ı buraya alacağım. Bu arada Konya'yı neyse kalsın şimdilik. Giresunspor'u buraya alacağım. Çok iyi oynuyor onlar da. Gaziantep'i unuttuk. Gaziantep yine aslında daha bile aşağıda olabilir bence ama burada kalsın, artık değiştirmeyelim. Sivas yine orta sıralarda kalacak bence. Kötü gidiyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Galatasaray, Fenerbahçe bu şekilde devam ederse, Beşiktaş yine bu şekilde devam ederlerse ilk 10 mesela Galatasaray için çok zor. Çünkü yönetimle Fatih Terim arasında bir kriz var ve buradaki takımlara baktığım zaman şu an aralarında kim en kötü diye baktığım zaman gerçekten şu seçtiğim takımlar arasında hani Alanya ile birlikte belki Galatasaray'ı en kötü durumda görebiliriz. Karagümrük'te Volkan Demirel'le birlikte toparlandı ama çok çok iyi olacaklarını sanmıyorum. O yüzden ben Galatasaray'ı 9. gibi böyle absürt bir sıraya koyacağım şu anda. Çünkü hani zaten sezon başında da söylemiştim, kadro kaliteleri çok iyi değil ve Fatih Terim'le bağlar da koptu. Yani hem başkan hem Fatih Terim arasındaki bağ koptu. Bir anda Fatih Terim'in ayrılması söz konusu olabilir. Fatih Terim ayrılırsa yönetimin istifası ve yeni seçim söz konusu olabilir. Galatasaray bir anda dağılabilir. Avrupa'da çok iyi gidiyorken böyle bir şey tabii ki istemeyiz. Ülke puanı açısından çok önemli Galatasaray'ın alacağı puanlar ama çok sağlıklı gidecekler gibi gözükmüyor. Montella ile birlikte Adana Demirspor fena gitmiyordu. 8'e yazacağım. Geriye kalan takımlar Hatay, Antalya'yı çok şey yaptık. Onu özür diliyorum. Adana'yı yukarıya, Antalya'yı bir tık geriye koyacağım. 7-8-2 Akdeniz ekibini. Yukarıda şöyle bir şey düşünüyorum. Yine Beşiktaş ilk 5'e girecektir. Avrupa'ya gidilme durumu ne oluyor orada bilmiyorum. Avrupa'ya gitmeyi uğraşacaktır. Hatay 6'da kalacaktır diyorum. Ben Başakşehir'in ikinci olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe ne olursa olsun buralarda olur ama Konyaspor bence yani böyle sürpriz bir Süper Lig tablosu çıkacak diye düşünüyorum. Trabzon bence zaten şampiyonluğu neredeyse garantiledi. Çok zor bu saatten sonra. Konya ikinci yarının başıyla birlikte böyle bir tökezleyebilir. Genelde yaşanan bir şey bu. Başakşehir'in ama daha oturmuş bir kadrosu var. Edinmiş şeyi kaybetmelerine rağmen Trabzonspor'a. Yine bence şampiyonluk olmasa da ikinciliğe en yakın takımı olduğunu düşünüyorum. Ve Konya'da yine ilk üçte tutunacaktır bence. Çünkü daha önce öyle bir kültürü de var kulübün. Özellikle Aykut Kocaman döneminde başarılı olmuşlardı. Fenerbahçe, Beşiktaş 4-5. Belki yerleri değişebilir. Oralarda olur diye düşünüyorum. Ben Galatasaray'ın bu saatten sonra toparlanmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncularla hocanın arası da kopmuş gibi gözüküyor. Yani Necati Ateş çıkıp, Selçuk İnan çıkıp kadro yetersiz dediği zaman bence bitti. O Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta kopma durumunu yaşadı Galatasaray'da. O yüzden oradan toparlanmaları çok zor gözüküyor.
baktığımız zaman Trabzonspor dedim hani zaten çok rahat bir şekilde şampiyon olacak. Başakşehir oturmuş kadronun üzerine Emre Belezoğlu gibi hem takımı tanıyan hem de gerçekten iyi fikirleri olan bir hoca gelmesiyle ikinciliği alacaktır. İlhan Polat çok iyi bir iş çıkarıyor ve daha fazlasını isteyecektir. Tabii ki şampiyonluk hedeflemediklerini ya da hedefliyoruz gibi bir şey söylemedi. Bütün röportajlarını izledim ama oyun olarak şu anda bütün 3 büyüklerden iyi olduğunu söylememiz lazım. Yine Fenerbahçe, Beşiktaş dediğim gibi yerleri değişebilir. Bu biraz camia içindeki dinamiklere bağlı olacak iki tarafta da. Beşiktaş Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar devam edeceğini açıkladı ancak yani daha doğrusu haber yapıldı bu konuda, açıklanmadı resmi olarak ama Fenerbahçe'nin teknik direktörü hala belli değil ben bu videoyu çekerken. Dolayısıyla büyük bir sıkıntı var orada. O yüzden Fenerbahçe daha da aşağı düşebilir. Şu anda oyuncular üzerinden giden bir sistem olduğunu söylememiz lazım. Hatay, Adana, Antalya bunlar yer değiştirebilir. Galatasaray belki yukarı çıkabilir. Fatih Karagümrük, Alanya. Burası çok karışık bence 6'dan 11'e kadarki kısım kendi içerisinde yer değişebilir. Bu arada videonun burasına kadar geldiyseniz beğeni butonuna basarsanız, destek olursanız sevinirim diyeyim ve burada hani Alanya'da Bülent Korkmaz gitti. Aynı şekilde Karagümrük'te Farioli gitti. Volkan Demirel geldi. Antalya'da yine teknik direktör değişiklikleri, Adana Demirspor'a teknik direktör değişiklikleri olmuştu. Bunların hepsi şu anda olumlu yansımış gibi gözüküyor. Alanya'da tabii ne olacağını bilmiyoruz. Sivas ikinci yarılarda geldi. Açılan bir takım Rıza Çalın Bayla birlikte belki daha yukarı tırmanır. Gaziantep'ten aslında çok bir şey beklemiyorum. Daha bile aşağıda olabilir dediğim gibi. Hatta aşağı alacağım. Altay'dan, Göztepe'den falan daha aşağıda olmasını bekliyorum ben açıkçası. Ama düşmeleri çok da kolay bir şekilde düşeceklerini düşünmüyorum. Belki Kayseri'nin yerine Gaziantep düşebilir. Yine kesin bir şey söyleyemem orada ama Giresunspor özellikle bir fikri olan bir kulüp, yine çok iyi oynuyorlar. Göztepe aynı şekilde çok iyi oynuyor. Sonuca gidemiyor ama umarım düşecekse bile o şekilde oynayarak düşmeye devam ederler. Ki düşmesini açıkçası yani iki tane İzmir kulübü olması gerektiğini düşünüyorum Süper Lig'de. Her ne kadar Süper Lig biraz merkezileşiyor ve işte daha büyük şehirlerden daha fazla takım geliyor gibi olsa da. Onun haricinde Altay'da yine Mustafa Denizli ile birlikte lige kesin tutunacaktır bence. Gaziantep'ten bahsettik. Kasımpaşa, Malatya, Rize hani gerçekten ben çok fikri olmayan kulüpler gibi geliyor bana. Malatyaspor biraz hakem hatalarına da maruz kaldıklarını gördük. Çok isyan ettiler. İşte başkan sahaya girdi ama camia içindeki sağlıklı değil şu an. Psikoloji sağlıklı gözükmüyor. Aynı şekilde Kayseri de hani bir şeyler deneyecektir Hikmet Karaman'la birlikte. Ama ne kadar başarılı olabilecek? Siz de bunlarla ilgili görüşlerinizi yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Kendi sıralamanızı, sezon sonunda nasıl bir puan durumu olacak? Tabii ki kim şampiyon olacak diye sormayacağım bu saatten sonra. Çoğunuz Trabzonspor diyecektir. Çok fazla bir anlamı kalmadı belki de şampiyonluk yarışında. Çok olağanüstü şeyler olmazsa, Trabzonspor'da deli gibi Covid vakaları çıkmazsa ya tam o çıkarken bir yandan Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hepsi bir anda güçlenmezse Trabzonspor'un şampiyon olmaması gerçekten zor. O yüzden siz de yorumlara kendi sıralamanızı yapın. İlk 5'i söyleyebilirsiniz en azından. Genel olarak bir sıralama nasıl olur? Kimler ligden düşer? Bana bir sıralama çıkarın. Yorumlarınızı aşağıya yazın. Hep beraber tartışalım. Sene sonunda da bakalım kim bilecek. Çok zor gerçekten 20'li bir sıralamayı bilmek. İlk videoda tepki gelmişti. Yine gelecek muhtemelen ama yine de tahminimizi yapalım dedik. Keyifli bir video olsun dedik. Sizin için de umarım seyir zevki yüksek bir video olmuştur. Bir süre video atmadım. Yılbaşı falan girdi araya. Hepiniz umarım koronadan iyi bir şekilde korunuyorsunuzdur. Aşılarınızı oluyorsunuzdur. Çünkü çok fazla vaka artışı oldu. Diyerek de videomuza son noktaya koyalım. Sıradaki video olarak da şunu öneriyorum size arkadaşlar. Güzel bir taktik videosu. Akıllı kalın, futbolda kalın ve hoşça kalın.